Bu arada biliyorsunuz 6 muhalefet partisinin yarının Türkiye'si için diyerek yola çıkıp bir deklarasyon yayınladılar. Bunun gündemi bir yandan sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah Fox'taydı, Fox Haber'deydi, Çalar Saat'teydi ve şunu söyledi. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı deviremeyiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi, mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Bu masa devrilir mi efendim? Devrilmez efendim. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Ve biz bu sorumluluğun gereğini yapmak zorundayız. Burada A partisi, B partisi yoktur. Bu imza atılarak bu iradeler de gösterildi. Eski korkuların, herkesin yorulduğu kısır çekişmelerin hakim olduğu Türkiye defterini kapatmak istiyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ucubesinden kurtulmak için çok önemli bir adım attık. Muhalefet liderleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için kararlılık mesajları verirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 6 muhalefet partisinin oturduğu masa için bu masa devrilmez dedi. Tarihi sorumluluğumuz var vurgusuyla. Masayı bozmak istediler. Cumhur İttifakı'nın aktörleri ya laflar taşıyarak ya da yazılar yazarak bozmak istiyorlar. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı deviremeyiz. Korkunç rahatsızlar. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Ayrılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir. Her evde bile farklı görüşler ortaya çıkıyor ama bu evin dağılmasına yol açmıyor. Kılıçdaroğlu Fox Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. 6 partinin programının ve görüşlerinin farklı olduğunu ama bir arada olma gerekçelerinin ortak olduğunu dillendirdi. Akşener'de ekonomi başlığını öne çekti. Milletimiz her ay farklı bir fedakarlık yapmak zorunda. Kaloriferleri kapatıp battaniye ile oturmak zorunda. Ampulleri söndürüp karanlıkta kalmak durumunda. İşte bu nedenle 6 siyasi parti olarak çok önemli bir adım attık. Kazanılmış haklarını kaybetmekten korkanların bu korkuları yüzünden adaletsizliğe ve çürümüşlüğe razı edilmek istenenlerin buna mecbur olmadıklarını göstermek için o masadaydık. Biz ülkeyi aydınlığa kavuştururuz. Ondan sonra her parti kendi yoluna daha rahat gidebilir. Şu aşamada biz demokrasiyi inşa etmeden, hukuku inşa etmeden ayrılırsak bu yanlış olur. Zaten liderlerinde böyle bir niyeti yok. 6 partinin ikinci kez bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını imzalamasının ardından merak edilen bir diğer başlıkta Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Kılıçdaroğlu birlikte karar vereceğiz dedi. Ben Cumhurbaşkanı olacağım demekle bu iş olmuyor. Cumhurbaşkanı adayının devlet aktının ne olduğunu bilmesi lazım. Bir devlet deneyiminin olması lazım. Başbakanlığa talibim diyen önemli bir aktörü de var. Bütün bunların hepsini düşünmek zorundasınız.